Selam millet, takipçi videoların yeni bölümüyle tekrardan beraberiz. Birbirinden güzel 4 tane maç var arkadaşlar. İlk maçımız E3 ile Doğan Akarsu arkadaşımız oynuyor. Evet, başlayalım. Bir TD ile bayağıdır TD görmüyoruz. E3'ün de ben bayağıdır oynamamıştım. Güzel de maç olacak, hep beraber izleyelim. Şimdi Ordu alttan tire 12.38. İlginç bir nick tercihi Doğan kardeşim. İlerliyoruz. 13.3 saniye, ilginç. Benim aklıma nedense E3 daha kısa sürede dolduruyor gibi gelmiş. Hemen bakalım mı? Bakalım. Merak ettim, acaba yanlış bir şey mi aldı? Tank ekle. Seri 10. TD. Hemen E3 seçelim. 12.97 diyor. Muhtemelen bir tane mürettebatı olan donanımı almamışsın Doğan. Almanı tavsiye ederim. Yani 12.9'dan 13.3 saniye 0.4 saniye fark var. Böyle yavaş dolduran TD'ler için önemli bir değer bu. Derken devam edelim. Şimdi Doğan orta noktaya doğru geldi. Bir tane 183 yakaladı. Burada bir atış 576. Düşük roll etti. Lan saatte bayağı bir şey yaptı beni. Kaşındırdı. Pardon. Evet. FV'ye bir üzgün surat gönderdi ama FV de yandan seni yakalarsa sana da çok kötü bir üzgün surat gönderebilir Doğan. Çok fazla FV ile uğraşmanı tavsiye etmem. Bir tane daha vurdu buradan. Asıl şimdi üzgün suratı koyması lazımdı. Çünkü FV yandı. Bayağı bir can puanı gitti. FV'nin orada ne yaptı hakkında pek bir fikrim yok ama Doğan'ı pek de vurabileceğini zannetmiyorum bu dakikadan sonra. Şimdi 183'e 2 atış yaptıktan sonra burada bir tane obje var. Niye bu kadar ilerlemiş bilmiyorum. Bir H'ye gelir mi? Galiba geliyor. Hop 1037 abi. Çok sağlam bir damage. Bu obje 268 buradan gelip dönmüş. Bir de adamların base'ine arkasını vermiş. Gerçekten ilginç bir obje 268 ile karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Şimdi o 183 burada obje 268'e vurdu. Bu atışı Doğan da yiyebilirdi yalnız he. Harbiden Doğan bak vuramaz dedik sana ama o atışı sen de yiyebilirdin. 183 hızlı doldurmaya bastı. Acaba Doğan gidene kadar dolduracak mı? Bu arada maç 3-1 oldu. Evet, dolduramadı galiba. 183'ü vurdu. Çekti ve maç 3-2 durumuna getirdi Doğan. Şimdi soldan mı gideyim sağdan mı gideyim arada kaldı. Sağ taraftan doğru gidiyor. Çünkü takım arkadaşlarının çoğunluğu sağ tarafta. Kramwagen var full canla. Yakıyoruz var full canla. Bir VT geliyor oradan, bir H daha gelir mi? VT dünya umurunda değil. Orada E3 varmış, yokmuş. 985'i vurdu, bir de 633 yedi karşılığında. Olsun, biraz daha güzel bir takas oldu Doğan'cığım burada. Şimdi VT kaçıyor. Muhtemelen o VT doldurdu. Sheridan var medium tarafında. Şimdi ilerlemiyor burada. Bir atış yemek gerekirse çıkarsa, bir atış yerse 500 küsür cana kadar düşebilir burada Doğan. Bir yandan sol tarafı kontrol ediyor. Sol tarafta sıkıntı yok. VT gelmeyecek gibi bir ileri yaptı ama bir umut ettirdi. Daha sonradan geri kaçtı. Hadi VT çık. Derken VT burada çıkmaya karar verdi. Çok yanlış bir çıkıştı. Yani 2 gram canın kalmış zaten. Bir de niye E3'ün önüne atlıyorsun diye sorarlar adama. Evet, Doğan burada E3'ü de aldıktan sonra ilerliyor. Orada bir tane E100 var. Yanında bir Sheridan vardı. E100 bir atış yedi. Bu arada Kramwagen base'de pusarak ne yapıyorsun abicim bilmiyorum ama burada hemen taretin yanına bir atış. 737 bu sefer güzel çekti. Oradan Sheridan çıkıp vurur mu diye düşünüyorum. Gerçi Sheridan değil o ya. Kramwagen varmış orada. Derken E100'de aldılar. 4-3 dedim. 4-4 oldu ve bir anda 5-4 oldu. Abi, o kadar adam o kadar kısa sürede nasıl öldü bilmiyorum ama şu anda sadece bir tane takım arkadaşı var. Kim o da? Yak E100 öldü. Kramwagen var galiba sadece. Evet, standart B orada. Orta taraftan VK geliyor. Kramwagen'de canı fazla değilmiş galiba. Yok fazlaymış. Full canmış. Bütün maç pusu tabii ki full can olması normal. Gayet de. Kramwagen geldi burada. Standart B'yi çekti. Doğan orta tarafa giderken VK'dan bir atış sektirdi. Şimdi VK'ya doğru ilerliyor ama diğer tank nerede? Nerelerde geziyor acaba bilmiyorum. Evet, bakalım bir atış gelecek mi buradan? Çok döndürme abicim. Yandan yersin. Çok döndürme. Aha kafadan deldi. İlginç. Ben sektir diye düşmüştüm. Bir tane burada VK'ya vurdu ama arka taraftan gelen ne var? Bir Sheridan var. Full cana yakın. Burada Doğan doğru olanı yapıyor. Sheridan arkasını vermiyor. Burada Sheridan'a dönüyor. Bir atış burada ince bir şekilde vurdu 601'i. Neyse ki VK ile diğer tanka dönmüş. Bakalım VK Kramwagen çekebilecek mi VK'yı? Sheridan diğer tarafa doğru gitti. Abicim şu motora niye basmıyorsun? Doğan çıldırttın beni burada ya. Maçın başından beri basmadın şu motora da. Bas da artık bas. Bu kadar mı kredi yok sende? Yani motora bastığın zaman E3 gerçekten bayağı bir hızlı hareket ediyor. Şu anda basmıyor mesela. Sonunda abi. Sonunda bastım şu motora yani. Niye bu kadar uzun süre bekledim motora basmak için bilmiyorum ama kullanın abicim bu tarz saf malzemeleri. Maçın gidişatına etkisi var. Sheridan kaçıyor bu arada. Arkadan bir H'ye gelir mi? Yanlış yaptın abi işte. O tank H'ye yemiyor.
O tank o kadar kolay heye yemiyor. AP 60 olsaydı Sheridan muhtemelen ölmüştü. Bu arada 7472 hasara kadar geldi. Çok yüksek bir hasar. Bakalım Sheridan'ı yakalayabilecekler mi yoksa kaçacak mı? Aslında AP 60 olsaydı iş bitmişti çoktan. Aha geçiyor, aha geçiyor. Burada çok ince bir atışla yaptı. Çok güzel bir şekilde maçı noktaladı. Ellerine sağlık diyoruz Doğan Akarsu. 7000 kaçtı bakalım şimdi. 7714 hasar. 1632 saf deneyim. Gayet güzel bir maç. Sana tek önerim abicim. Motorunu kullan. E3'te kullan özellikle. İkinci maçımız FV183 ile TD başladık. TD devam ediyoruz. Ziya Özsoy arkadaşımız oynuyor. FV183'ü. Bakalım neler olacak. Hep beraber izleyelim. Şimdi takımımız sağ taraftan gidiyor. VTB sola gideyim dedi ama baktı herkes sağdan gidiyor. Yok abi burada benim parçalarlar dedi. Ben de sağ tarafa gideyim dedi. Oraya bir atış düştü. Kim attı bilmiyorum ama. Evet soldan giden bir tane VK var. VK gel abicim sen de yani ne yapacaksın orada? Herkes buraya gelmiş. Ben de pek tercih etmiyorum. Az az Leopar'a bak. Leopar'a bak. Best medium ever. Best medium ever Leopar 1. Bravo sana. Tipi var. Adam böyle tarihi de yukarı çevirmiş. Allah'ın sipas diye. bu arada Ziya da yazdı. Git dedi Leopar. Spot yap dedi. Haklı olaraktan. Yalnız adam hızını aldı gidiyor ya şimdi de. Çok ilginç. Aha H'ye geliyor. Aha geliyor. Hadi abi. Hadi 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 hadi. Çok güzel bir hasar geliyor mu yoksa? Hop 1305. Temiz abi. Temiz. Severim böyle hasarları. 1305. Bayağı bekledim. Beklemesi gerekiyor 183'te artık. Eskisi gibi yapamıyor abi. 18.5 saniye mermiyi bekliyorsun. Bir 4 saniyede küçülmesini bekliyorsun. Temiz bir 22.5-23 saniye gidiyor yani. Şimdi VK7201 solda. Ziya acaba spot verir mi diye sol tarafa doğru bakıyor. Doğal olarak ben de o şekilde yapardım. VK spot dedi bu arada. Orada birileri var yani. Zaten orada birileri olmama ihtimali yok. Takım arkadaşları sağ taraftan yardırmış gitmiş. Yani 6 tane adam şu anda orada. A183 bir tane burada E100'e AP'yi vurdu. 963 hasar. Spotlandı bu arada. Yememesi lazım. Kaç abicim geriye? Güzel. Kaçtı. Başta bir H'ye vardı da E100 o tarz pozisyonlarda H'ye yemez. Paletten baletten. AP'yi vurdu. Ve burada 2288 hasara kadar geldi. Sadece 2 atışlı arkadaşlar. Bakalım o E100 bir daha oradan çıkacak mı? Çıkacak gibi abi. Burada kıpkırmızı. Az daha döndür taretini. Vur abi. Burada istediği yere gitmedi. Aslında taretinin yanına atmıştı ama daha farklı bir yere gitti. Bu arada IS-8 ammoydu. Yanlış görmediysem orada. Orada bir ammo işaretini gördüm ama muhtemelen ammoydu. Ve maç 1-1 durumuna kadar geldi. VK ölmek üzere. VK öldükten sonra burada Ziya yalnız kalabilir. Gerçi 183 VT Auf da varmış buralarda. VT Auf'la beraber bakalım buraya ne kadar savunabilecekler. 121 koşuyor abi. Geliyor buraya. Geç H'ye. Hadi abicim 183 şöyle 121'e yandan böyle 1400 gelir mi acaba? Gelir mi 1400? Of! O nasıl bir dönüştü ya? O nasıl bir dönüştü? Adam böyle gidiyordu. 183'ü gördü. Hop! Şöyle kaçtı resmen ya. Yalnız efsane kaçtı 121 burada. Umudumuz o 1300-1400 hasarı umuyorduk ama olmadı. Burada Ziya kovalıyor 121'i ama muhtemelen yetişemeyecek. Gerçi orada da VT var. Adam şu anda sadece dümdüz kaçabilir. Dümdüz de kaçıyor. Ne yapıyorsun abi geri geri? Yiyeceksin kışına 1400'ü. Vazgeçti devam etti burada 121. Ama kaçışı bombaydı ya böyle gelirken bir anda el frenini çekip sol tarafa doğru döndü 121. Aha E100. Hadi abicim E100'ün yanına bir tane H'ye taretinin yanına. Burada H olmayacak AP'ye geçti. 1076 gayet güzel çıktı abi. Bu arada 121 arkadan geliyor. Ziya fark etti bunu. Geç Ziya'cım H'ye. Şu maçın başından beri bir beklediğimiz 121'e bir tane yapıştır. Burada bir tane vurdu. 401 sıkıştırmaya çalışıyor ama son anda kaçtı. Ama yiyecek o mermiyi doldurdu çünkü doldurdu. Bir atış of 1243. Yandan VT de vurdu. 121 bayağı bir sinirlenip orada dik işaretini yaptı bizlere. Maç 4-3 durumunda bu anda. Bu arada. Avantaj rakipte. Bu arada 4607 hasar. Gayet güzel bir hasar. Orada bir Hori var. Geliyor mu oraya bir atış? Hori'ye bir atış geliyor mu? AP'ye geçti burada. Taretin yanından vurdu. 881 güzel hasar. 5488 hasara kadar geldi. Grille gitti orada. Ordin'in kalanını çakallar gibi topladı diyelim. 4-4 oldu. Maç şu an 3'e 3 bir durum. Her şey hala ortada. Bir tane ama E100 varmış ya. O E100 hiç görmedim. Sağda da biri var. Aha Pregot da geldi. Pregot da bir tane H'ye gelir mi? O VT ile ilgileniyor şu anda. Bir yandan da E100'e bakıyor burada Ziya. Aradan bir atış yer miyim diye. VT boşa attı bu arada. Pregot da geliyor. Bu tankla kolay kolay H'ye yemez. Bildim zaten. 564 vurdu.
Predator da öyle yan tarafından boşluk zırhı olan bir tank. Bu yüzden kolay kolay heye yemez arkadaşlar. Yan taraftan atmaya, atmamaya özen gösterin, öyle söyleyeyim. Şimdi Predator yalnız VT'ye gidecek gibi. Ziya doldurmak üzere. Gerçi 100 canı kaldı da olsun, alalım. Maçın sonuna geldik artık. Burada Predator VT'yi aldı. Ziya da burada Predator'yu aldı. Maç 5-5 durumuna kadar geldi. 6236 hasar. Karşı tarafta bir E100 var. Diğer tankın kim olduğunu bilmiyorum. E100 oralarda, bir yandan bir H'ye gelirim. Gerçi H'ye de gerek yok. AP'li çekebilir tek de. Birazcık şansın yanında olması lazım dedim. Derken zaten Grill bir tane yapıştırdı. E100 geriye doğru geliyor. Hop, yandan E100 aldı ve maç 6-5 durumuna kadar geldi. Full canlı bir Aktay Gürü varmış abi. En sevdiğim. 183'ün de en sevdiği. Şimdi ön alttan direkt deler. Bakalım. Siz diyeyim 1200, ben diyeyim 1300. Grillesin 1400, bakalım hangimizin dediği olacak. Hop, 1400 grillin dediği oldu. Bir de yaktı. 63 de yaktı. Gerçi hemen söndürdü ama burada. 8175 hasar. Eline sağlık diyorum Ziya. Gayet güzel oynadın. Yapman gereken her şeyi yaptın, öyle söyleyeyim. 8175 hasar asmadalası. 1637'de saf deneyim. Ve bu maçı da geçiyoruz. Üçüncü maçımız Vickers Light tankıyla Hayrullah oynuyor. Hayrullah, bu arada ismini yazmamışsın. Maildeki ismini de hesaba katıyorum. Hayrullah'tır muhtemelen. Yok edici alttan tire 279. Sevdiğim nicklerden bir tanesi yok edici. Çok fazla kullanılan bir nick. Ama bu tarz oyunlarda, online oyunlarda daha böyle orijinal nickler daha güzel olabilir. Gerçi bunu dediğimde gidip gold basıp nickleştirme abicim. Sadece aklıma geldiği için söyledim. Çok heyecanlı bir maç oldu bu arada. Baştan bir spoiler verelim ve devam edelim. Şimdi sağ tarafa doğru gidiyor. Bu arada bu maçta kendimi gördüm diyebilirim. Benim bazen medium maçlarda böyle çektiğim takipçi medium maçlarında kendimi gördüğüm adamlar oluyor. Bu da o maçlardan bir tanesi. Klasik benim noktama geldi. Buradan geleni bekliyor Hayrullah. Bakalım gelen olacak mı? Kimse gelmiyor gibi. Biraz daha bekledi. Baktı kimse yok. Adamlar diğer tarafta olabilir. Şimdi orta noktaya doğru geldi. Abicim aynı bizzat. Ben de aynı şeyi yapardım burada. Spot yapmayı deniyor. Kim var kim yok. Şimdilik kimse yok gibi. Bir grille baktı, gözüküyor mu gözükmüyor. Derken orada bir M48 spotlandı. Ne yapıyorsun sen, seni gibi çakal. Geçmişim base'de, ücra köşede. Güzel bir manzaran var. Milleti vuruyorsun değil mi orada? Burada ikinci atışı da yaptı. M48'in tüm dengesini bozdu. Cooldown yapacak. Bakalım paletini almayı deneyecek mi? Paletini aldı burada. Abicim bizzat ben kendimi izliyorum şu anda. MP8 kaçamıyor. Bir daha palet gelir mi? Bir daha aldı. Eyvallah abi. Helal olsun. Çok güzel oynadım burada. Hiçbir atış yemedi MP8'den derken Foh geldi. Çekti. Çok da ihtiyacı yoktu Foh'a ama olsun. 1-1 durumunda maç bu arada. Bakalım şimdi sağ taraftan olur. İlerliyor orada. Biri olur mu diye düşündüm. Adamlar basmış bayağı bir. Burada Predator'ya bir atış gelecek mi? Gelmedi. Aşağıda bir tane E5 var. O da kaçtı galiba. Aynen E5'te kaçtı. Bakalım orayı ne kadar tutabilecekler. Birazcık ilerlemesi lazım ama bu arada grill yukarıdan gözüküyor. Muhtemelen Hayrullah bunu fark etmedi grillin orada gözüktüğünü. Ya da ben mi yanlış görüyorum? Gözükmüyorum acaba ama ben gözüküyor diye gördüm. Şu an E5'e kilitlendi. Aslında yukarıda bir de grill var. Grill buraya bakmıyordur diyeceğim de muhtemelen zaten Hayrullah şu an spotlu değil. Şimdi orada bayağı büyük bir kapışma oluyor. Bir tane buradan EMX'e vurdu. EMX'e geldi. 2-1 durumuna getirdi rakip takım. EMX'e ikinci atış gelecek mi? Gelmedi. Burada E5'e vurdu bir tane. Sektirdi maalesef. Uzak mesafelerden kolay kolay delinebilen bir tank değil. IS-8'in tipe bakar mısın ya? Affedersiniz ama bir şeyden fırlayan bir şey gibi çıktı oradan. IS-8 bomba. Şimdi burada bakalım hangisine vuracak? 3'ü de önünde. Bir tane E5'e vurdu. 394. Bu arada maç 3-1 durumuna geldi. Ve spot yedi. Bu kötü oldu. Şu an bakabilirler. Bir tane burada IS-8'e vurdu. Şimdi spotunun geçmesini bekleyecek. Bir 7-8 saniye beklememiz gerekiyor arkadaşlar spotun geçmesi için. Bazen bu süre artabiliyor da. Veya yanınızda çalımalı varsa azalabiliyor da. Yalnız maç 5-1 oldu. Foh da ölmek üzere. Foh ölürken Hayrullah biraz daha vurayım dedi. Yalnız arkadan da bakıyorlar, vazgeçti. Tam iyi ki çıkmadı orada. Çıkmış olsaydı var ya 2 atış birden yemişti minimum. 5-1 durumunda ve Foh ölmek üzere, muhtemelen 6-1 olacak arkadaşlar. Ve tam zamanında aynı benim yapacağım gibi Hayrullah burada kaçmaya karar verdi. Tam yerinde kaçtı. Oradan gitse hiçbir şekilde şey olmayacaktı. Bakın şimdi buradan özellikle gitti. Yani bakın hemen atmadı. Spot yemesin diye. Gerçi şu an yine yemiş olabilir. Yedi mi? Yemiş. Ama ben de öyle olsam ben de birazcık uzaklaşıp ben de o atışı yapardım. Spot yemeyeceğini düşündü. Yememe ihtimali vardı ama yedi. Ve maç şu anda 6-1 arkadaşlar. 4000 temiz hasar var. Tam 4000 vurmuş ha. İşin ilginci. 1 bile değil. Tam 4000. Şimdi kendini korunaklı bir noktaya aldı. Bildiğiniz gibi Vickers Light
taret gösterip Hull'dan oynanabilecek bir tank. Bu noktada Hull'dan oynamaya elverişli bir nokta. Şimdi bekliyor abi. Şimdi yapabildiği hasarı yapacak. Yani buradan 1'e 6'dan maç çevirmek çok zor. Yani adamların canlarının bayağı az olması lazım. Ve şu an öyle bir durum söz konusu değil. Boğazında ne var ya? Gıcık ne oldu? Adamlar D'ye de geçiriyorlar. Buradan illa birileri gelecek. Bakalım. Aha. Grill geldi. Bir tane burada. Grill'e vurdu hızlı bir şekilde. Sol taraftan da E5 geldi. E5'e bir atış gelecek mi? E5 kaçtı. Aynen. Şimdi grill çekebilir. Hull'dan yapacak. Tankını sağ tarafa tutuyor ki kafasını eğebilsin diye. Bir tane vurdu burada grill'e. Grill A'yı mı ele geçirmeye çalışıyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama. Burada ikinci atışı yaptı grill'e. Grill de boşa attı. Şimdi grill çekebilir. E5 gelmeden bir an önce çekmesi lazım. Hadi abicim. Grill'e burada çekti. E5 muhtemelen soldan gelmek üzere. Arkadan bir de IS8 gelmiş. Sağlı sollu gidiyor sektirmek için. Çok mantıklı oynadı. Burada bir tane E5'e vurdu. 438. E5'e burada F2 attı ve yanına geçiyor. İnşallah E5'ten bir atış daha yemez. Burada bir tane daha vurdu. Arkadan IS8 gelmek üzere. Sektir abicim. Ve boşa attı burada. Sağ taraftan da bir tank gelmiş bu arada. Bir tane vurdu. E5 çekti burada. Sağdan Pregötto gelmiş. İkisinden aynı anda yemez. Çok kötü oldu. Pregötto'dan ikinciyi sektirdi ve Pregötto'yu çekti abi. 4-6'ya kadar geldi maç. IS8 arkadan geliyor. Kaçıyor şu anda. IS8'den kaçmayı başardı. Bir atış sektirebilir. Yani bir atış boşa gidebilir. Daha doğrusu yiyebilir. IS8'den öyle söyleyeyim. Bir türlü söyleyemedim. Çok heyecanlı. Yak E100 de geldi. Yak E100 tek atış. Bakalım buradan Yak E100 kıpkırmızı gözüküyor abi. Hite çekmesine rağmen kıpkırmızı. Bu arada üstünlük bakımından 915 oldular. Hadi abi Yak E100 çık oradan. Hadi çık. Ve burada Yak E100 çekti ve 5'e 6'ya getirdi maçı. Helal olsun diyorum. Şimdi IS8 kaldı geriye. Diğer tank A'yı, yok diğer tank nerede bilmiyorum. Bir tane vurdu buradan. AP mermisi bitmek üzere yalnız. Bir tane sektirdi. Bir tane daha vurdu IS8'e. 3-0'lık. Tek atış durumuna geldi. Yeme abicim IS8'den. Burada maalesef sekti. Çok şanssız bir şekilde. Ve burada bir tane yiyor IS8'den. İkinci de sekiyor. Bunu sekmesinin sebebi heat mermisi. Ama son maçın sonu gerçekten çok heyecanlıydı. Az daha vakit olsa bence bu maçı alırdı diyorum Ayrullah. Eline sağlık. Çok güzel bir maç oldu. 7104 hasar üstünlükten gitti diyelim. Hayrullah da aynı ben, o da IS8'i sektiriyor. Evet, son maçımız Emrullah kardeşimiz FV215 B ile oynuyor. Bakalım neler olacak. Gayet güzel bir hasar vardı yanlış hatırlamıyorsam bu maçta da. Şimdi ya ortaya gider ya sola gider, bakalım hangisini yapacak. Sol tarafa doğru gidiyor. Aynen, hızlı doldurmaya da bastı. Hızlı doldurma demişim, pardon, motora bastı. Motorla bildiğiniz gibi 215B bayağı bir yardırıp gidebiliyor. Tahminimce A noktasına çıkıp orada Hull'dan oynayacak. Benim bildiğim Emrullah öyle oynar. Bakalım. İlerliyor, ortadan spot 7. Atış yiyecek mi dedim, 7. Aslında biraz daha soldan gitse, soldan gidince daha az gözüküyor. Yine yeme ihtimali var da daha az gözüktüğü için biraz daha zor. Oradan gitse acaba yemez mi diye bir düşündüm kendi kendime de, emin olamadım ben de açıkçası. Şimdi A noktasına doğru gidiyor Emrullah. Amacı burada üstünlük değil. Buradan Hull'dan yapabilmek. Aşağıdan gelenleri rahatsız edebilmek. Bakalım şurada bir tank var. Aynen. Bir tane burada 121'e vurdu. 121 B'ye vurdu. Hemen geriye kaçıyor. Soldan gelen bir E100 olabilir her an. Bir H'ye gelecek mi arkadan? Hop güzel. 525. Bildiğiniz gibi 215 B'nin H'si gerçekten çok yüksek deliyor. Çok yüksek değil de yani diğer tanklara göre yüksek deliyor ve güzel vuruyor. İkinci atışı yaptı burada. 401 vurdu. 1298 hasara geldi. E5 buraya doğru dönüyor. Hemen kendini sola attı. Hafif side skip yaptı ve E5'ten sektirdi gördüğünüz gibi. 1798 hasar. E5'e bir atış daha gelecek mi? Çok hızlı dolduran bir tank. 215'e ve ikinci atışı da yaptı burada. Daha doğrusu üçüncü atışı yaptı. Pardon, yanlış söyledim. Ve 2190 hasara geldi. 121 B ne yapıyor abicim oradan? Ona bir tane kafasına bir atış gelir mi? Bakalım. Gelecek gibi. Vurdu ama sekti. Mermi yalnız gökyüzüne gitti, gördünüz mü? Sekmemiz gereken bir mermiydi açıkçası. Evet, orada bir tane de Sheridan var. Sheridan'a bir tane vuruyor. 377'ye. 1-0 durumunda maç. Maç şu anda ortada. Sol taraftan E100 basmadı şimdi mesela. Ben basar diye düşünmüştüm. Evet, burada ikinci atışı yapıyor 121B'ye. 121B ne yapıyorsun abicim oralarda ya? Ne işin oralarda? Evet, bir H'ye daha geliyor mu? Bir H'ye daha geldi. 528 vurarak. Emrullah burada 3540 hasara kadar geldi arkadaşlar. Şimdi E100 M100 zaten burayla ilgilenmemiş, takılmış oralarda. İlerliyor 2-0 durumunda maç. Avantaj şu anda takım arkadaşlarında. Bu yüzden daha rahat bir şekilde ilerliyor. E100 full burayla ilgilenmiş muhtemelen. Şimdi basmaktan vazgeçti. Niye? Çünkü yukarıda da tanklar var arkadaşlar. Basıp direkt yukarıya arkasını verebilirdi. Bu yüzden hem sağ tarafı kolosyon edip hem de o şekilde E100'e vurması lazım.
her an yukarıdan atlayabilirler. Eyüz de kendini diğer tarafa attı. Geliyor buraya, bir tane palet attı, hemen kendini geriye çekiyor. Boşa attı burada Eyüz. Bakalım paletini hemen tamir etti. Dedim, belki paletle tutar diye düşünmüştüm. İkinci atışta burada geldi. 419'u vurdu. Bir yandan da yukarı bakıyor. Acaba basarlar mı diye. Şimdilik basan eden yok. Şimdi sadece Eyüz geliyor. Bu arada maç 2-2 olmuş arkadaşlar. Bir tane daha vurdu. Burada sektirdi. Önüz tarafından sektirebiliyor 215'leri gördüğünüz gibi. Eyüz gaza gelmiş bir şekilde ilerliyor. Bir atış daha yaptı. Burada çarparak bir 183 can gitti ama olsun, tam olarak çarpamadı. Eyüz olduğuna kadar muhtemelen Emrullah atışını yaptı ve Eyüz'ü aldı. Maç 3-2 durumunda 5343 hasar. Maç 3-3 oldu bu arada. Sol tarafta vurabileceği bayağı bir tank var. Şimdi sol tarafa doğru ilerliyor Emrullah. Bakalım neler olacak. Ortada kimse kalmadı bu arada. Az önce bu ortada bulunan adam var. Muhtemelen sol tarafa doğru ilerlediler gördüğünüz gibi. 217 becir var orada yukarıda. Son anda kaçtı Emrullah'ın mermisinden diyelim. Bir tane blind attı. Denk geldim gelmedim bilmiyorum ama denk gelmiş olma ihtimali var. Eğer oradan gidiyorsa. Adamlar yukarıdan gittiler bu arada. Şimdi sadece orada bir becir kaldı. Yemiş galiba ya. O adamın 1100 canı yok muydu? Galiba o atışı yemiş Becir. Emin olamadım. Bu arada maç 3-3 ama iki takım arkadaşının can puanı bayağı bir az. Motora bastı. Buradan ilerliyor. Yardıra. Bir tanesini çekmesi lazım. Yoksa maç çok kötü bir duruma gelebilir. IS-4 de yedi gitti. 681 orada. Dayan abicim. Azıcık dayan. Geliyor Emrullah. Kurtarıcın geliyor. Şimdi oradan gelen bir VK var. Bir tane vurdu burada VK'ya. 447'yi ve VK'yı kendine doğru çekti. Döndü bir anda VK burada. Burada sektirdi. Çok güzel. İkinci atışı da burada yaptı. 363 birazcık düşük çekti. Bu arada bir takım arkadaşı daha varmış IS-4 haricinde. Ben görmemişim. Kim bilmiyorum. Şimdi VK doldurana kadar burada VK'yı çekti ve maç 4-5 oldu. Üstünlük bakımından avantajlılar. Arkada Becir oradaymış. Bir tane yedi. Hadi abicim. Vurdu. Çok şanssız gerçekten. Aha Şirdinova. Adam dama çıkmış lan. Ne yapıyorsun? Galiba dolduramadı burada. Şeridini çekti. Niye o kadar baktı bilmiyorum. Muhtemelen o ara dolduruyordu. Şimdi Hori aşağıda, yukarıda bakan bir Becir var. Emin bir an arada kaldı Becir'den yer miyim diye. Ama vazgeçti. Hori'ye doğru ilerliyor burada. Bir atış yaptı. 390 arkadan heye yer mi Hori? Acaba bilmiyorum. Yiyormuş. Şu an simsiyah olduğumuz gibi. Burada heye ile de Hori'yi çekti ve maçı 6-5 durumuna getirdi. 7345 hasar. Geriye sadece tek atışlık bir Becir kaldı. O da şu anda C'yi ele geçiriyor. Artık C'yi ele geçirsen de ölümden kurtuluş yok diyoruz Becir. 7 saniye kaldı bu arada motorun dolmasına. Motoru bastıktan sonra o adama muhtemelen çok hızlı bir şekilde yetişecek Emrullah. Çok güzel bir maç çıkardı. Çok gerektiği yerde, gerektiği zamanda gerektiği yere gitti. Cümleyi kuramadım. Evet, Becir'in arkası dönük galiba. Hop buradan da atış yapıp 7563 hasarla maçı noktalıyor burada Emrullah. Boğazım bir su içmem lazım galiba. Şunu da bir köşeye bırakalım. Videonun da sonuna geldik. 7979 hasar, 1919'a saf deneyim. Ellerine sağlık diyoruz. Şimdilik görüşmek üzere.